Evet arkadaşlar, ben Deniz Sait İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla Karadeniz'de yine sizlerleyiz. Yine bir fındık bahçesi ve yine ben. Ekran kaybolsa dokunabilirsin şuraya. Dokundun mu geri gidip, tamam mı kardeşim? Şimdi yine muhteşem bir yerdeyiz arkadaşlar. Önce bir çevreyi şöyle göstereceğim. Ver abi sen bana, sen gözükme. Sonra seni deşifre etmeyelim. Aa, bizim Kazım defineciymiş demesinler. Adını verdim ama kusura bakma. Kazım koyuncu muydu? İnekçi mi? Ne şöyle bir şey. Şöyle güzel bir fındık bahçesindeyiz. Bak Kazım. Nasıl senin adı Kazım? Şimdi TikTok'a çekeceğim. TikTok'a böyle sizi izleyin. Evet. Şimdi bakın ne mezar olduğunu söylemeyeceğim. En sonda ne oldu anlatacağım. Burada arkadaşlar garip garip şekillerimiz var. İşte bakın böyle bir balık kuyruğu gibi. İşte balık kafası gibi böyle bir fok gibi, bunu anasını satayım. Sanki bir çocuk gibi. Buraya böyle güzelce böyle enteresan, gizemli bir şey yapmışlar. Ama buradaki bu gizemli işaretlerinin yapının bir anlamı var. Şimdi o anlamı çözdük. Tamam, anlatacağım size. Siz de ona göre hareket edin ki bu tip yerler oldu mu kardeşiniz, abiniz çağırın, çözek. Ayıp ayıp. Tek başınıza yemeyin de beraber yiyek. Tamam, gel abi. Abi açık olacak ya. Allah Allah. Yok. Anasıyla. Karadeniz, Karadeniz. Abi baksın lan. Aşağı çıkma abi. Belden yukarı çık abi. Ayıp olduk. Gördün lan o kapımda. Nerede kapımda? Şurada. Kaybolmaz değil mi? Taş. Öyle. Öyle taş. Taş. Burada güzel bir kapımda var. Yani çok güzel yani. Gördüğün ender kapımlardan bir tanesi. Bak. Ne dikkatli? Yok tam yok. Gel yutup. Bak bak. Kaplumbağaya bak. Mis gibi. Gördün mü? Of. Bak nasıl kafa yapmışlar. Bak görüyor musun? Çok orijinal ya. Şimdi ne yapıyoruz abi? Bu kaplumbağanın baktığı yönde hareket ediyoruz. Bak kaplumbağa böyle bakıyor, böyle gideceğiz, tamam mı? Ama canım sıkıldı. Böyle döndü lan. Şimdi ya. Yok olmaz abi. Ha. Ha, şimdi böyle döndü. Yediniz mi? Yani şimdi bazen bana gönderiyorsunuz ya böyle oynak taşları. Ben diyor ki bu oynatılabilir bir taş. 3-5 kişinin oynatabildiği bir taştır. Yöne değişmiş de mi? Yok abi biz değiştirmedik. Bak ben değiştirdim. Ben değiştirdim, gideceğim şimdi. Hadi. Hadi. Ya o yüzden abi akıllı olacağız yani, enayi olmayın da aklın yolu bildir. Sonra üç kağıdı bulayım uğrayınca da vay başına diye bağırıyorsunuz. Paranız boşa gidiyor, çöpe gidiyor, emekleriniz, zamanınız, tamam mı? Akıllı olun. İşte o yüzden bu tip kaplumbağa yakından çeksin kardeşlerim. Bunlar işaret olarak değerlendirmeyin. Bu bir mezarın efendim kendi abidesi olabilir. Yahut da bir yol üstünde konmuş sabit bir taşın üstünde bir kaplumbağa olabilir. Tam özelini yitirmiş çünkü kırılmış olduğu yerde. Bu muhtemelen bir yerde sabitti böyle, tamam mı? Yön veriyordu. Yukarı yönü veriyordu. Evet şimdi yukarıda çok muhteşem, harika 10 numara 5 yıldız şeyler var. Mesela bir bastonu işareti var. Ama TikTok için ikinci videoyu. Devamının tamamını merak ediyorsanız da YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Çakallık yapacak bir şey yok. Tamam mı? TikTok için yolun sonu, devam için YouTube Halit İsmail. Hoşça kalın, bende kalın. Sen devam abi. YouTube. Şimdi devam ediyor. Evet, hadi bakalım. Bismillah. Ver abi sen artık kameramı bana. Hadi. Devam ki. Evet, şimdi yukarıda gördüğüm işaretlere doğru hareket ediyoruz. Olamaz. Sonra her gittiğim yerde bir çizik olunca bu sonunda ellerim komple yara bere içinde kalıyor. Sonra kızları beğendiremiyorsun. Pardon, hanımı beğendiremiyorsun. böyle bir şey yok. Seher Hanım'a sevgiler, saygılar. Tamam, beraber. Ha, orada mıydı? Şimdi işte geldik.
İşte geldik, buradayız. Biz bu işte ustayız. Uydu lan valla. Siz bu videoyu izlemiş oldunuz, izlediğinizde arkadaşlar biz bunları çoktan fırçayla temizlemiş olacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Evet. Bakın. Şuna bir dokunsana ya. Yani elden vurulmada. Baston işaret. Tamam. Şimdi buna kurt murt diyenler olmuş da malta olup sallamışlar geçmişler. Şimdi bakın bastonumuz var. Tamam. Burada bir oyamız var. Burada bakın böyle bir L işaretimiz var. Şurada da şöyle bir ok. Bak ekrandan nasıl gözüküyor. Daha önce gözüküyor. Yani diyor ki, gördün mü ok? Diyor ki yukarı git. Sobada. Sola dön. Hemen altta mezar var. Tamam mı? Savaş burada yatan da bilge bir insan diyor. Baston. Yaşlılığı ve bilgeliği simgeliyordu. O dönemde de. Bilge bir insan var diyor. Olay bu. Burada da oku göstermiş. Şimdi biz ne yapacağız abi? Yukarı gideceğiz. Sonra sola döneceğiz. Doğru yere mi gidiyor? Değil mi? Evet, tamam. O zaman hadi abi. Siz önden ben arkadan. O yaşlı ve bilge insanı bulabileceğiz. Devam ki. İşte beklenen an. Sola döndüğünüz zaman bakın şöyle bir taş yığına geliyoruz. Şuradaki düzleme görüyorsunuz. Şöyle bir kesme taşımız var. Ufak bir ovallik. Şöyle. Yine burası. Sonra bu da kutsama alanlarında gördüğümüz şöyle eli sokuyorsun. Oley 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 deyip kutsuyorsun falan ya. Artık seviyorlar mı? Dua mı bilemiyoruz. Onlardan bir tanesi. Çünkü bilge bir insan oldukları için ellerini buraya sokunca falan bir şeyler olduğunu zannediyorlar. Ama asıl bomba bu değil. Asıl bomba burada. Bakın. Şimdi bu taş bana fotoğrafta ilk geldiğinde şöyle bakınca şu an gölgeden tam gözükmüyor, gölgeleniyor. Hani sanki bir ayak iziymiş gibi geldi. İşte şurada şöyle bakın baş parmağı tam şöyle bir ayak izi gibi. Heh. Kardeşim suyu döktü. Oo süper, tamam yeterli. Tamam bak şimdi gördünüz. Mükemmel bir ayak izi gibi geldi. Ama sonra taşın bütününe baktığımız zaman bakın şuradaki iç kısımdaki overlik, şuradaki overlik, şuradaki düz kesme ve buradaki kırılma emarelerine bakınca bunun aslında şöyle bir taş olduğunu görüyoruz. Ve bu da klasik birçok yerde rastladığım koç boynuzunun bir kısmı. Yani aslında şu şöyle geliyor, şurada şöyle koç var. Bu da koçun o kısa boynuzları oluyor. Anladın mı? Boynuzunun sadece bir kısmı. Bu nerede oluyor? Daha önceki videolarımda mesela şeyde Adıyaman'da Komageni İmparatorluğu orada sıkça buna benzer figürleri görmüştük. Geçmiş dönük bakarsanız bulursam yine bu videonun bir kısmına koyabilirim onu. Orada görmüştük. Oradaki efendim koç işaretinin sadece boynuz kısmı. Yani nedir abi?